Cami var ya, ne böyle bana benziyor. Ulan şu iki kelimeyi hayatımın son iki ayında ne kadar duydum ya. Eşek ve doping. Yani ne olur ya, kendimi Truman Show'da gibi hissediyorum abi. Bütün Türkiye birleşti. Valla. Bob Show'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Zekeriyaköy şubedeyiz. Bobcim'de Sayın Barış hocamızla beraberiz. Hocam bu şubedeki ilk videomuz. Evet. Daha önce ziyarete gelmiştik. Evet, evet. Ancak ilk defa böyle kamera, sistem bir şeyler kurduk ve sohbet edeceğiz. Galiba hocam siz bu sosyal medyaya girdikten sonra biraz gelirler arttı. Şube açıp duruyorsunuz. Aman diyeyim. Yok ya, gelirlerimiz artmadı, öyle bir şey yok. Şimdi beni akşam akşam incelemeye sokturma. Sosyal medyaya girdik. Maksat paylaşım olsun. İnsanlarla hoş bir işte sohbet içerisinde bulunalım. Olayımız bu. Yan tarafta inşaat vardı hocam. Güzellik merkezi. Salonu büyütüyoruz. Bob Beauty yan tarafa. Ama Bob Beauty neden olmasın? Çok fazla güzellik merkezi var. Yani özellikle son bir 2-3 senede Türkiye'deki güzellik merkezlerinin sayısı çiğ köfte dükkanlarıyla yarışır hale geldi. Ki çiğ köfte dükkanıyla yarışmak gerçekten biliyorsun. Yani iyi bir altyapıya sahip olmak lazım. O işte zaten bir şey vardı. Bir değişiklik vardı. Yani ülkenin gerçekten hemen hemen hepsinin bu kadar güzelliğe meraklı olmasının bir altında yatan bir neden var mıdır diye. Ama demek ki para kazanıyorlar. Para kazanıyorlar ki devam ediyorlar yani. Hocam hani hep muhabbet yapıyoruz biz erkekler aramızda. Bütün kızlar birbirine benzedi diye aynı görüntüler falan. Ama yine de o zenginleşmenin arkasında hani bu da yoktur diye tahmin ediyorduk yani. Bu kadar da değildir diyorduk tabii ki ama. Şimdi şöyle bir nokta koyalım. Yeni bir cümle açalım. Biz bütün güzellik merkezlerinin altında bir numara var mıdır demiyoruz. Ama son zamanlarda gündemde artık böyle bir konu ayyuka çıktı ya. Belki biraz bunu irdelemek açısından söyleyebiliriz ama ilginçti. Yani şimdi her yerde bir güzellik merkezi görüyoruz. Şimdi her yerde bir çiğ köfteci görüyorduk 10 sene önce. Hadi onu anlayabiliyorsun. Ülke çiğ köfteyi seviyor. Yani çiğ köfte ihtiyacı var ülkede. Tamam ama o kadar güzellik merkezi açılıyor. Ülkede o kadar güzel yok. ya şimdi şey yapmayalım. Madem bu kadar merkez var, bayağı da güzel bir bekleriz değil mi? Hani nerede bu güzeller deyip linç yemeyelim, hemen bu şey yapalım. Bu Türkiye projesi olabilir mi hocam? Hani böyle 20 sene sonrası için falan bir girişim, bütün ülkecek böyle. Hani güzelleri. Ama şöyle, bu konuda zaten başarı medikal estetik ve güzelleşme gibi konularda başarı elde ediyoruz. En azından yani yurt dışından gerçekten estetik ve işte atıyorum saç ektirme olsun, bu tip güzelleştirme evet. Operasyonlar olsun, birçok kişi yurt dışından bizi tercih ediyor. Tabii maliyetlerimiz de çok düşük onlara göre, bir yurt dışı kullanıcısına göre, ama büyük bir yerde bir şeylerin sayısı artarsa orada başarı artar ne olursa olsun. Yani bakın şimdi espiritüel olarak çiğ köfteci dedik de, ne kadar çiğ köftecisi açılırsa kişiler ayakta kalmak için kendi işlerini geliştirmek zorundalar. Bizim işimizde olduğu gibi. Sayımız artıyor. Yani eğitmen sayısı, antrenör sayısı, bu işi sosyal medyadan icra eden online trainerların sayısı artıyor. Artarsa kişiler kendilerini geliştirmek zorunda. Yani bu zaten doğanın kanunu bu. Geliştiremezsen, değişen ortam koşullarına adapte olamazsan ne olursun? Doğanın çok güzel bir mekanizması var. Doğal seleksiyon. Kesersen. Bu bir şekilde sayıların artması, bakma sen, başarıyı da getiriyor yani beraberinde. Tabii hocam. Pazarı da büyütüyor. Büyütüyor. Pazarın büyümesi. Ben hep diyorum, şimdi salonumun olduğu muhitimde hemen benim yanıma ya da sağıma soluma yeni salonlar açıyor. Bu çok iyi. Yani o muhitte, çünkü fazla salonun olması spor yapacak kişilerin sayısını arttırıyor. Yani o sen bir kere bir insana ben kazandıramamışım, sen kazandırmışsın. Belki senin önünden geçti, seni gördü, muhabbetini sevdi, güler yüzünü sevdi, sana üye oldu. Sen kişiye bir şekilde spor alışkanlığı kazandırdın. O artık Türkiye'nin sporcu, spor alışkanlığı olan ve spor yapmadan duramayan bir bireyi. Yarın bana gelir, öbür gün sana gelir ve bütün piyasayı besler. Yani o yüzden piyasada sayılarının artması dezavantaj değil, firmalar için her zaman avantaj. Ama kendini geliştiren firmalar için avantaj. Çünkü o sayılar mutlaka düşecek. Düşecek ama sektörü geliştirecek. Peki hocam, hani klasik gündemdeki Dilan Polat mevzusunda. Vay be ya, onu biz konuşmamıştık ha. Yok. Dilan Polat. Yani şu yüzden konuşmamız lazım hocam. İnsanlar para kazanmanın ne kadar kolay olduğunu zannediyorlar böyle. Evet. Kolay para kazanmaya çalışıyorlar. Ben bile kendimi sorguladım bazen. Ulan dedim, biz de kapitalistin kralıyız.
Kapitalist Mustafa bizimle beraber. Mormani yazıyor adamın tişörtünde, daha ne olsun ya. Tişörtte Mormani yazıyor. İmzasını görmediniz hocam. Tam imzanın başında bir dolar işareti. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Ne yani diyorsun ya? Önünde öyle imzaladı ya. Ağır sağlam silüeti öyle imzaladı. Bir incelemeye alınması lazım. Vallahi. Yani hani çok şükür Allah'a, hani biz de hayatımızı kazanıyoruz sosyal medya sayesinde. Evet, tabii, tabii. Ama sosyal medyadan nasıl böyle yatlar katlar alınabileceğine inanıyorlar? Yani şunu da, sadece sosyal medya değil, sosyal medyada olmayıp da da yatları katları bir şekilde seri bir şekilde alanlar var. Onlara da soruyoruz. Nasıl alıyorsun abi? Şimdi Türkiye'de tabii ki ilginç bir döneme girdik. Son böyle bir 10-15 yıldır inanılmaz bir şekilde, hani para el değiştirdi diye bir laf var ya, bu böyle bir sektöre, böyle bir çarkın içine girdi. Ama her zaman şunu söylüyorum. Parayı da harcamayı bilmek, para kazanabilmek gibi bir kültür gerektirir. Yani para kazanabilmek bir kültür, harcamak da bir kültürdür. Bazı şeylerden hayatın boyunca çok mahrum kalırsan, onu elde ettiğin an kaçırma duygusuyla ve bir daha sahip olamama duygusuyla onu bir anda inanılmaz derecede harcayabilirsin, daha fazlasına sahip olabilirsin, daha fazla harcayabilirsin ve bunu bir şekilde insanlara gösterme içgüdüsü de içinde oluşabilir. Niye? Çünkü daha önce yoktu, şimdi yine olmayabilir. Evet. En azından o hissi bir hissedeyim diyebilirsin. Bu çok yanlış bir kültür. Eğer ki dediğin gibi paranın kaynağı belli değilse bu bazı insanların gözüne batar. Ve gerçekten şu anda Türkiye'de böyle bir şey çok insanın gözüne batardı abi. Çok insanın gözüne batar. Ama para bu kadar kolay kazanıyor mu? Şahsen ben kazanamıyorum. Yani bilmiyorum dışarıdan ne görünüyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl paralar kazanıyoruz, gözüküyoruz ama para gerçekten zor kazanılıyor abi. Ve ne yaparsan yap, işinin boyutu ne olursa olsun kazandığın para işinin boyutuyla öyle her zaman paralar gitmiyor yani. Bir de şunu gözlemliyorum genelde hocam. Mesela işini gerçekten iyi yapan insanlarda çoğunluk, tabii ki para bizim için bir yani yaşam kaynağı ama bu tip insanlar genellikle parayı tabii ki öncelik etmiyorlar. Adam yapmış olduğu işi en iyi şekilde, en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyor. İyi bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Para zaten onunla birlikte geliyor. Yani ama parayı öncelik ettiğin zaman bir yere kadar evet seni götürebiliyor ama belli bir noktada sıkıntılar da yaşayabiliyorsun. Bu yüzden ben hep insanlara şunu söylüyorum. Zaten insanlarda da onu gördüm. Para biraz artık ileriki yaşlarda harcanabilecek bir şey. Parayı çok genç yaşta harcamaya başlarsan mutlaka hüsranla sonuçlanır. Ne olursa olsun dünyanın kanunu bu abi. Yani genç yaşta çalışacaksın. Çok mu para kazandın? Yine işine harcayacaksın. Yine işine yatıracaksın. Maalesef kanun bu. Yani bunun, yo ben böyle değilim, ben ne de olsa bu kaynağın suyu hiçbir zaman kurumaz, ben harcayayım dersen maalesef bir yerde biter. Bütün dünyanın bu lüks içinde, keyif içinde, refah içinde yaşayan insanlar hep belli bir yaştan sonra o parasının sefasını sürebiliyor. Maalesef genç yaşta hepsi bütün kazandıklarını büyük ihtimal işlerine harcıyor. Oradaki enerji ve verimlilik ileriki yaşlarda olmuyor. Daha iyi dönüş alıyorsun bir de. Şimdi genç yaşta daha fazla efor sarf edebilirsin. Daha fazla potansiyelin var. Dolayısıyla aldığın tatminlik geri dönüşü daha fazla olacak. Sonra tecrübe de devreye giriyor daha çok yaş ilerledikçe. Tam tersi, ileri yaşta da büyük ihtimalle harcadığın paradan daha iyi geri dönüş alacaksın. Çünkü geri kalan tatminlikleri tamamlamışsın. Ya burada öyle ama burada sana şunu soracağım şimdi. Yani 70 yaşında ne harcayacaksın? Neye harcayacaksın? 20 yaşında ne harcayacaksın? 20 yaşında o parayı harcayabileceğin o kadar çok yer var ki. 70 yaşında sağlık masrafların. Yani ama işte hayatta da böyle bir denge var abi. Hayatta da böyle bir denge var. Yani çünkü gerçekten öbür türlü kantarın topuzu kaçar. Ben her zaman söylüyorum yani, lan yaşlanıyorum diyorum. Fiziksel olarak kendimi artık yetersiz hissediyorum. Enerji olarak da günün içerisinde de. Ama inanılmaz da tecrübe ediniyorum. Ya yeni yeni şeyler öğrenirim. Sürekli bir şeyler öğrenirim. Ve keşke şu bildiğimi ya 20 sene önce bilebilseydim. Bunun farkına 20 sene önce varabilseydim diyorum. Ama gerçekten ilahi bir adalet var. Sana onu yaptırmıyor. Yaptırırsa zaten yani 60 yaşındaki bir adamın tecrübesine 20 yaşındaki bir çocuk sahip olursa anamızı beller. Valla ciddi söylüyorum. Yani o çocuğun önünde kimse duramaz o tecrübeli. O güçle, o enerjiyle. Enerji dediğimiz şeyi buradan kalkıp buraya zıplayarak gitmek değil ha. Yaşam enerjisi. Yani aklıma bir sürü fikirler geliyor ama onu yapacak istek 20 yaşındaki çocuk kadar değil. 20 yaşındaki çocuğa en basit bir amaç ver, bir güzellik ver, bir ödül ver var ya. Zekeriya Köy'den Nişantaşı'na koşarak gelir gider onu yapabilmek için. Ben ne gideceğim ya? Ne gideceğim? Bana ne? Verdin. Tamam onu kazanacağım.
filan. Bu düşünceler insanın içine doğuyor. O yüzden böyle bir adalet var. Gençken harcatmıyor. Harcarsan paranın önü kesiliyor. Gençken sana o muazzam fikirleri aklına sokmuyor. Çünkü manyağın birine denk gelir, dünyayı fethetmeye çalışır. Tamam mı? Her insan da herkes de bir değil yani. Ama bazılarında oluyor. Bazıları işte burada şey tabiri var. Yani aklın ne zaman başına gelecek? Tamam mı? Bu arada şey olarak algılanmasın. 20 yaşındakiler geri zekalıdır. Böyle olur zaten. Akıl ne zaman olgunlaşacak? Nasıl antrenman yaptıkça kasların olgunlaşıyor? Diyor musun ben niye hala kollarım 60 santim olmadı, 3 senedir yapıyorum? Yok. Bunun bir şeyi var. Biliyorsun. Yani bunun bir süresi var. Adaletli olan da bu. Akıl ne zaman başa gelecek? Bazısında 30, bazısında 40, bazısında 60. Bazısı güçlüyken daha erken yakalıyor o buluşmayı. Yani gençlik gücüyle akıl yaşının bir noktada bazısı 30'unda buluşturabiliyor. Bazısı denk gelebiliyor. Bazısı 25'inde de buluşturabiliyor. O zaman tabii sıkıntı. Tehlikeli büyüyor. Zor ama. Yani ben de olmadı. Hocam tecrübesiz olmuyor ama. Yani bir en kıymetli aslında asetlerden bir tanesi de o. Benim en böyle ayar olduğum şey, insanlar hiçbir tecrübeye ve olgunluğa sahip olmadan Ferrari'ye binebileceğini zannediyor mesela. Oradan düşmeleri çok garibime gidiyor. Vücut geliştirme konusunda da böyle topu şeye atacağım hocam. Neye senin atacağım? Bu klip var ya bir tane, eşeğe vursan eşek de büyür diye. Ve sana her zaman şunu söyleyeyim. Steroidi eşeğe vursan eşek de gelişir. Güzel bir konuşmada, güzel bir sohbetin ortasında ama konu böyle bir gelişim aşamasında seyretti ve o noktaya geldik. Onun öncesi var, o konuşmanın öncesi var. Orada şöyle bir şey dedim. Ya sonuçta steroidi eşeğe vursan eşek de gelişiyor. Yani bunu efendim sen bilim konusunda benden daha uzmansın. Tamam mı? Yani eşek de memeli, biz de memeliyiz. Biyolojik olarak hemen hemen aynı. Bütün sistemlerimiz aynı. Aynı hormonlara sahibiz. Moleküler formülle göre de aynı hormonlara sahibiz. Eşeğe steroidi vurursan eşek eşekliğine devam etse bile otlasın, su içsin, bayırı çıksın, insin. Bir de hanım eşek arkadaşlarıyla yani gün içerisinde bazı aktiviteleri olsun. Kendine zaman ayırdı. Budur. Ha, yük taşıyacak. Eşek yük taşır bilirsiniz. Sağlam yük taşır bir de. Daha bir kere çıksa inse zaten 5 kilo koydu. Tabii. Tabii. Eşek mi daha iyi yük taşır, katır mı? Katır eşeği şey değil miydi hocam ya? Bunu en son ben bir hanımefendiden duydum. Aslanın dişisinin çizgileri var değil mi demişti bana. Orada bütün dünyanın başıma yakalıyor. Aslanın dişisi çizgileri, siyah çizgileri olan aslanın dişisi. Erkeği yeleli, dişisi çizgileri olan. Eşek şey melezleme yöntemiyle biliyorsunuz oluşuyor. At eğer ki bir gün atlardan sıkılır. Gözü ağıldaki bir eşeğe kayar. Gönlü de meylederse. Akşam love herkes love is love. Arkadaşlar akşam herkes samanına yattığı zaman bizim bu at kalkıp eşeğin ahırına usulca sokulursa orada dünyalar tatlısı bir katır dünyaya geliyor arkadaşlar. Mantık olarak daha fazla taşıyor değil mi? Tabii çünkü at güçlüdür, hızlıdır. 100 metre sprinter gibi düşünün atı. Eşek de dayanıklıdır. Ya kendi kilosuna göre çok ağır yükler kaldırabilir ve bu yüklere uzun süre maruz kalabilir. Zaten atı odasına almasından belli. Yani böyle bir cesarete sahip olmasından belli. Bu yüzden atla eşeğin aşkından katır dünyaya geliyor. Katır çok dayanıklıdır. Hem eşeğin dayanıklığı hem de atın gücüne sahiptir. O yüzden çok çok iyi yükler taşır katırlar. Biz ne oldu da katır mevzuna geldik? Ha eşeğe steroid vurursun. Eşeği oradan alıp bir önce bir övdük. Tamam. Eşeğe steroid vurursan eşeğin hakkını verdik hocam. Eşeğin hakkını verdik abi. Eşeğe steroid vurursan gelişir. Herkes ata da vursan gelişir, insana da vursan gelişir. Bu böyle. Atlara steroid vuruluyorlar mı? Vuruluyorlar. İnsanlık dışı bir durum. Çünkü bir atın isteği dışında sen onu yarışlarda derece alsın diye ona her türlü steroidi vuruyorsan bu insanlık dışı bir durumdur. Sonuçta atlara da vuruyorlar. Daha güçlü, daha kaslı ve daha hızlı olabilsinler diye. Vuruyorlar abi. Zaten steroidlerin çoğu veteriner bazlı. Yani steroid niçin üretilmiştir? Vakti zamanında idealist bir bilim adamı işte bu çocuklar kaslarını geliştirsin, büyüsün, bicepsleri kafaları gibi olsun. Ben insanlık adına böyle bir şey icat edeceğim diye geliştirmedi. Niçin geliştirdi? İşte veterinerlik amaçlı. Onun dışında kanser hastaları, kas kaybetmesi. Tamam mı? Yani ya da
geriatri durumlarında belki bir şekilde kaş eksiği önlemek için yani verilen ilaçlardır bunlar. Bunların kullanım amacı bu. Ama dediğim gibi veterinerlik de bunlardan biri. Zaten bunlar için üretiliyor, hayvanlara vuruluyor, yapılıyor, ediliyor. Eşeğe vurmanın bir manası yok. Eşeğin çünkü öyle bir ideali yok hayatta. Hızlı koşmak gibi, birinci olmak gibi vesaire. Ama köpeklere ve atlara çok yoğun bir şekilde bunlar vuruluyor. Yani hayvanlara steroid vuruyorlar kardeşim. Niye? Gelişsinler diye. Hayvanını geliştiren şey seni de gelişiyor. Bunda bir mucize aramamak lazım. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben ama burayı kesmezsiniz tabii. Tamam mı? Yine büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal bu doğru olanı kesmezsiniz. Baştaki neyi keserler? Eşekler. Bizim ülkemize böyle muhabbet lazım. Abi ben şunu söylemedim. Eşek şampiyon olur demedim. Eşek gelişir dedim. Ama bazı eşekler bunu üstüne alındı. Tamam mı? Şampiyonlar üstüne alınmasın. Şampiyona benzeyenler üstüne alınmasın. Tabii ki burada gerçek bir antrenman yapan, gerçek bir beslenme programına sahip olan, her şeyine kılı kırk yararak dikkat eden adamları tabii ki kastetmiyoruz. Bunu yapanlar zaten bambaşka bir vücuda geliyor. Evet. Tamam mı? Ama ben şunu dedim ya, sıfırdan bir adama al, 3 ayda bir şeyler ver, tamam mı? Karaciğerini, böbreğini sana emanet etsin, bir de sözleşme imzala. Tamam mı? Yarın öbür gün benden şikayet olma diye. Ver, 3 ay sonra bak bakalım ne hale geliyor. En kötü antrenmanla, bak 5x5 yapsın. Şaka lan şaka, 5x5'te doğal bir şekilde de gelişir. Ama sana şunu söyleyeyim, yani yalandan bile yapsa bir antrenman, ya bir şekilde devam ediyor. Evet. Yani gelişiyor ama şampiyon olmuyor. Ya tutup da bir işte ne bileyim bir Mustafa Yıldız olmuyor. Bir Göktuğ Alaf olmuyor. Evet, evet. Bunun için arkada çok büyük bir çalışma olması lazım. Ya çok büyük fedakarlıklar olması lazım. O zaman herkes Mr. Olympia olur. Sporculuk bambaşka bir şey hocam. Tabii ki abi. Tam zamanlı bir meslek. Tabii ki. Yani. Ama şunu söyleyelim. Yani kimse bununla övünmesin. Evet. Sadece şunu söylüyorum. Yani bunu yaptın, kendine vurdun, ettin, şöyle kolun bir 5 santim büyüdü diye övünme. Bıraktığın an bay bay gidiyor onlara. Haberin olsun gidiyor. Kimlerin gitti, sen kimsin? Paul Dillett'i, bizim zamanımızda Paul Dillett diye bir adam vardı. Frankenstein, adamın şeyi, Nicky. Sahne, show ismi Frankenstein. Niye? Ebatlar ve görünüm ve çirkinlik olarak biraz da. Adam Frankenstein gibiydi, yani yaratıktı. Bir kas kütlesini nasıl bu kadar böyle bir iskeletin içine sığdırabilirsin diyorduk adama. Yani öyle bir adamdı. Yani böyle koskoca Paul Dillett böyle. Derler ya kız Hatice sana ne yapmazlar. Yani düşün sana ne olmaz. Yani o be Kevin Levroni of yani benim böyle taptığım adamlardan biriydi Kevin Levroni. Bence vücut gelişiminden gelmiş geçmiş en iyi adamlarından biri. Ya o böyle oldu. Rock singer oldu, rock şarkıcı oldu, filmlere falan girdi, Hollywood'a girdi bilmem ne, bıraktı bu işleri. Bir de küçülmelisin dediler filan. O böyle oldu. Sana ne oluyor? Yani herkes böyle. Bunu kabul ederim arkadaşlar. Biz zaten hiç böyle podyum amacı olanlara bir şey demiyoruz ki. Adamın podyum amacı var. Tabii ki bazı bedelleri ödemek zorunda. Bunların desteğini almak zorunda. Bütün olimpiyat sporcularında bu geçerli. Şimdi tutup da vücut geliştirmeye günah keçisi yapmayalım. Sadece bütünün, orada değil yani bu. Tabii ki. Güya olimpiyatlar hani şey olarak yansıtılır ya, namuslu şey ama yani. Tabii. Günah keçisi bir vücut gelişimi. Evet. Böyle değil. Ben adamlara saygı duyuyorum. Adam ben sporcuyum. Bu sporda başarılı olmam, ben şampiyonlukla kendimi özleştirmiş bir adamım ve şampiyon olmak için bu bedelleri ödeyeceğim. Sana ne? Tabii ki bana ne lan? Aynen doğru söylüyorsun. Bana ne? Yani benim haddime değil. Ben onlara bir şey demiyorum ama 3 ay kullanıp da öyle oradan ahkam kesen, şunu yapan, senin programına laf eden, benim hareketime laf eden vesaire. Biz bunlara dedik ya, bizim toplumumuzda ne kadar alıngan ya. Valla özellikle bodybuilding camiası çok alıngan. Niye? Çünkü testosteronun bir rebound etkisi var. Yüksek testosteron bir anda östrojenin rebound etkisiyle östrojeni peak yapar. Durduk yere hiç ummadığım bir Türk filminde böyle ağlamaya başlarsın falan yani. Hocam şey de hani sonuçta kişi doping kullanıcısı olabilir ve çok iyi de bilebilir antrenör olarak. Orada söylediğiniz şey biraz da oydu videoda. Hani bu adamın söylediği tavsiyeyi hemen şey yapma yani alma diye söylemiştiniz. Ha kişi doping kullanıcısı olup çok iyi bir öğretmen de olabilir. Evet. Ama hiçbir halt da bilmeyebilir yani. Evet, İşte bu risk abi, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir adamın kolu büyük diye bu adam bir şey biliyor demeyin. Bir şey bilmeme ihtimali %90. Bak net söylüyorum ha. Çünkü steroid artık çok kolay ulaşılabiliyor ülkede. Acayip kolay ulaşılabiliyor. Ve yaygınlaştı. Toplumda böyle durumlar vardır. Bir şey
bir, diğer olayları hep tetikler. Şey gibi hani vardır ya, intihar haberlerini vermek istemezler çünkü intihar haberi diğer intihar vakalarının tetiklediği tespit edilmiş. Yani eşeğin aklına karpuz kabuğu getirme diye bir söz vardır bizim işte. Bunu ama artık story çok rahat konuşuluyor, çok rahat temin ediliyor. Eşeğin aklına, az önceki bahsetmiş olduğumuz eşeklerin aklına karpuz kabuğu maalesef kaçıyor ve onun bir tadına bakmak istiyor. Evet. Hatta yani eskiden şey gizlenirdi hep, doping kullanımı. Tabii. Belki sonra de şey dediler. Yani bakınca doping kullananlar söylesin beyler dediler. Belki söylememeleri daha iyi. Yani. Bak şöyle söyleyeyim. Eskiden öyle bir kültür vardı. Şimdi 50 plus adamlara bakın. Onlar bu bizden önceki jenerasyon. Onlarda öyle bir muhabbet yoktur. Ben küçükken de o abilerimiz falan geldiği zaman hiç öyle bir muhabbet açmazdı. Salonda da öyle bir muhabbet açılmazdı. Herkes natural derdik. Yani buradan damarı geçiş kan adamın bile biz natural olduğuna inanmak isterdik. Çünkü öyle bir muhabbet açılmazdı. İyi de, bu iyi de. Aynen. Tamam mı? Ben şimdi bunu şöyle de iki uçlu değerlendirebilirsin. Riyakarlık değil mi ya? Adam kullanmıyor, kullandığını söylemiyor. Bu riyakarlık değil, şu riyakarlık. Yemin ediyorum ben kullanmıyorum, bu tekniklerle bu şekilde siz de olursunuz diyorsan bu riyakarlık. Ama adabı bilen adam, o eskiler falan hep bunu yapar. Böyle bir soru sorduğun zaman, hocam bu soruyu geçelim. Yani insanlar az çok bu konuda bir bilgiye sahip. Bu soru bizim konumuz değil deyip geçelim. Buranın konusu değil deyip geçelim. Bu çok güzel bir yaklaşım tarzı. Bence böyle olması lazım. Zamanında Phil Heath bile öyleydi. Ben hatırlıyorum yani hani böyle antrenman şeyleri, röportajları olurdu adam. Phil Heath bile kullan... Abi şimdi bu şu demek. Benim kullandığımı sen de biliyorsun. Aynen. Ben de biliyorum. Evet. Ama ben kültürüm gereği sana bunu bu şekilde söylemek zorundayım. Çünkü gerçekten intiharın tetiklediği gibi tetikleyebilirsin. Bir tane adam vardı dövmeli. Rich Piana. Tabii. Şakır şukur öve ama o şovmendi. Orada bir sporcu şeyi yok. Tabii. Yani o şovmendi, onun hiç umurunda değil. Millet tetiklensin mi, etkilensin mi, ölsün mü? Onun kendi hayatı da umurunda değildi. Evet, yani o tarz bir yaşamaya çalışan bir adamdı. Geçen bir video gördüm bu arada. Yeni çıkmış herhalde. Belki de siz görmüşsünüz. Adamın son ölüm anını bir kamerada kız arkadaşı çekmiş. Ben onu hiç görmemişim. Öldüğünde de görmemiştim. Yani bayağı adam tık tık gidiyor. Babe I'm not good falan o şekilde diyor. O kadın da panikliyor. Onun ama direkt steroidler kadın... haricinde farklı kullanımları da vardı. Evet sanırım, o biraz daha keyif verici o maddelerin. Biraz hapishane hayatı, evet. Gangster hayatı onun dozunu arttırmış da olabilir. O bakımdan da ben de o şekilde biliyorum. Böyle şeylerde çok ölüm nedeni yazılmaz. Biliyorsun birçok ünlü ölür. Ölüm nedeni yazılmaz. Ölüm nedeni yazılmıyorsa bir bok ara abi. Allah herkese hayırlı bir ölüm nasip etsin. Kimseye otelin ne bileyim banyosunda vesaire. Hocam ben sana şunu sormak istiyorum. Yönetmeyi nasıl yapıyorsun hocam? Yani bir Ankara'dasın, bir buradasın. Daha doğrusu sormak istediğim şey şu. Şube yönetmekten değil de bu hayatı nasıl yönetiyorsun? Ben yaşlandıkça tribe girmeye başladım. Çünkü kontrol etmen gereken şeyler artıyor. Stres seviyem çok artıyor. Onu fark etmeye başladım. Bunları nasıl manage ediyorsun? Ya şöyle, bir de şimdi yaşlandıkça, kazandıkça kaybedeceğin şeylerin de sayısı artıyor. Bu seni strese sokar. Kaybedeceğin şey yoksa dünyada gerçekten hiç stres olmazsın. Yani o yüzden hani böyle şey akımlar çıktı ya işte minimalizm falan. Yani böyle çok eşyaya sahip olmamak gibi. O duygu sende şunu tetikliyor. Kaybedecek şeyim yok. O seni biraz daha rahatlatıyor. Ama ne kadar çok malın, mülkün vesaire varsa orada stres kat sayısı artar. Ben şubelerimi nasıl denetliyorum, nasıl yönetiyorum? Ben yöneticiler atıyorum. Yani tabii ki böyle bir şey gibi, tek adam şovu gibi bir işin bir durumu var. Şirketler maalesef benle anılıyor ama ne olursa olsun operasyonu yöneticiler. Yoksa ben ona gelemem. Ben de şu var abi, ben iyi kazanacağım, başarı elde edeceğim diye hayatımdan sadece belli miktara kadar feragat ederim. Belli miktardan sonra feragat edemem. Çünkü net şunu göreceksiniz, ben gördüm, şu an 41 yaşındayım, nasıl geçti anlamadım. Yani doğduğum an yeniymiş, okula gittiğim an yeniymiş. Sanki herkes, her şey, bütün olaylar küçücük bir zaman biriminin içinde olup meydana gelmiş ve hafızamda bir hatıra olarak kalmış gibi hissediyorum. Bu biraz korkutucu, bazen bunun üstüne çok derin düşününce biraz korkutucu geliyor ama demek ki bundan sonrası da böyle geçecek. Ya bundan sonrası böyle geçecek bir hayat için bence çok da böyle bir şeylere müdahale etmek, hırslanmak vesaire yapmak içimden gelmiyor. Ama yine
gördüğüm şeyi tabii ki düzeltiyorum. Yöneticiler atıyorum. Tabii ki operasyonumun iyi bir şekilde yönetilmesini sağlıyorum. Ve ben şuna inanırım hayatta. İyi bir operasyonun hiçbir şekilde insanlara ihtiyacı yoktur. Tamam mı? İyi bir operasyon kurabilmek için insanlara ihtiyacınız vardır. Alanında iyi insanlara. Ama iyi bir operasyon kurarsanız operasyon kendi kendini yönetir. Bunu bütün dünya tarihinde görürüz. Özellikle de böyle askeriyede görürüz. Tamam mı? Askeri operasyon üzerine kuruludur. Çünkü niye? Askerlik dediğin şey geçici mi? Muazzaf askerler bile albay oluyor. İşte 45 yaşında emekli ayrılıyor. Gidiyor yani. 45'inde emekli ayrılıyor yani. Onun dışındaki askerler bir sene geliyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bu kadar geçici bir sisteme insanlar düşünmüşler insanlık tarihi. Operasyonla yönetilir ve operasyonu öyle bir kuralım ki tıkır 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 insan değişse bile İnsan geldiği zaman o operasyonun çarkına girsin. Lan neredeyim ben? Çarkın içindeyim. Çark dönüyor. Ben de böyle gidiyorum. İyi tamam o zaman yapacak bir şey yok. Bu çarkta böyle yürüyeyim. Bunu diyecek insanoğlu. Ama bu sağlam bir operasyonda olur. Askeriye bunun üzerine kuruludur. Yani bütün askeri sistemler, bütün ordular, bütün büyük devletlerin orduları bu sistemin üzerine kuruludur. Ve bunu bu şekilde oturtturabilmek için dışarıdan belki sivil hayata göre çok komik kurallar geliştirilmiştir. Herkes böyle hani vardır bilir işte askeriyede ışık lüzumsuzsa söndür. Operasyonun bir parçası bu. Bu operasyonu yazanlar bunu yazarken tebessüm etmedi, gülmedi. Ya bu da ne? Bunu gerçekten çok ciddi bir şekilde ele aldılar, düşündüler, istişare ettiler, aralarında bir şey yaptılar. Evet, bütün ışıkların altına böyle yazalım. Bu bunu doğuracak, bu bunu doğuracak. Biz de bu şekilde yapacağız. Algoritma. Ben hep böyle problem çözümünde algoritmalara çok inanırım. Algoritma insanın işini... var. Evet, çünkü bize mühendislikte öğrettiler algoritmayı. Algoritma gerçekten işin mantıksal bir şekilde çözebilmene ve doğru sonuca gidebilmene en iyi ortam hazırlayan bir çözüm metodudur yani. Algoritma yap. Bunu böyle yaparsak şu olur, bu olursa buraya gider, bu olursa şuraya gider. O zaman onu da şuradan şuraya götürelim, bu da bu olsun. Bitti. Bütün ödüller, cezalar, siciller, her şeyi bu sistemin içerisinde o kurala endekslenmiş bir şekilde devam eder yani. Ayağıma takılan bütün taşları, girdiğim bütün çukurların yerini yazarım. Böyle bir haritam var benim. Tabii yazılı bir harita değil, hayat haritam gibi düşün ama yazıya da dökerim operasyonda. Nerede çukura girmişsem şöyle demem ki abi ben bir daha buradan geçmeyeceğim zaten bu çukurun yerini. Hayat hiç belli olmaz, seni bir daha oradan geçirir. Ve oradan geçtiğin zaman o çukurun yerini biliyorsan senle beraber aynı anda geçecekler, hepsi düşecek, sen atlayacaksın. Hiç ihtimali düşük görme. Ben bütün haritamda çukurların, taşların yerini yazdım. İş hayatımda da yazdım, özel hayatımda da yazdım, kendi antrenman hayatım diyeyim. O bambaşka bir hayat benim için antrenman hayatı. Onda da yazdım vesaire. O yüzden konuşmanın başında dedi ki tecrübeler çok önemli. Tecrübe gerçekten önemli. Hayatta sizi ayakta tutan, başarıya götüren büyük çoğunlukla tecrübeler. Ama bu sizde bu muhabbetin başında dedik okumayacak mıyız? Tabii ki okuyacağız. Zaten bir şeyi tecrübe etmen için sende bir şeyin oluşması lazım. Okuyarak, izleyerek ya da anlayarak bir şeyi gözlemleyerek bir bilgiye sahip olacaksın ama tecrübe etmediğin bilgi hakkında bence çok konuşamazsın. Mutlaka bilgiye sahip olmak çok önemli. Bilgiye sahip olamayan hiçbir şeyi tecrübe etmez. Ben şimdi antrenmanda bilgiye sahip olmasam neyi tecrübe edeceğimi nereden bileyim? Ben şimdi 5x5'i tecrübe etmen lazım. Ben şimdi sizden öğrenmezsem nasıl tecrübe edeceğim? Tecrübe ettim mi diyorsun? Manyak. Yok oğlum. O kadar da değil. Yani bilginin de elle tutulur bir temeli, bir dayanağı olması lazım. Ulan bak ben bu espriyi yapıyorum, alınmıyorsunuz değil mi 5x5? 5x5 olayı zaten sizler biliyorsunuz da belki izleyicilerimiz de bilsin. Yani en old school dediğin adam 5x5 kadar old school değildir. 5x5 dünyanın en old school tekniklerinden biri. İlgilendiğim her işe böyle bir entelektüel bakış açısıyla bakmayı severim. Sizler de öylesiniz. O yüzden böyle aynı ortamlarda hep bir araya gelmeyi seviyoruz. Şeyi çok severim. 60'ların 70'lerin Amerikan vücut geliştirme dünyası. Çünkü bu orada büyüdü. Tamam mı? Vücut geliştirme Amerika'da büyüdü ve dünyaya gerçekten Amerika'da yayıldı. 60'lı yıllarda bu çok popüler bir sistemdi. Yani haftada 3 gün bütün kas gruplarını tek bir günde çalışmak, 5'er set çalışmak ve tamamen progressive overload'a göre belli bir tekrar aralığında 5, 6 yani bu tekrar aralığında kiloları arttırmak. Bu o dönemki en trend şeydi. Ya, olabildiğince biz bunu hicvetsek de çok old school. Çok old school. Aynen. O sizin dediğiniz minimalist felsefeden geliyor aslında. Yine stresi minimuma düşürüyorsunuz. Basit. Olabilecek en kapsamlı hareketleri kullanarak. Bu işte bak zaten her zaman şu
söylüyorum ben. Eğitimlerimde de şimdi böyle İngilizce terim gibi olacaktı ama bana bunu öğreten bir Amerikalı koçtu. Ondan öğrendiğim için söylüyorum. Simple is best. Evet. Basitte kal abi. Basit en iyisidir. Evet. Bak en iyi basittir yani. Basitte kal. Çünkü basit hedefe odaklanmanı sağlar. Olayı ne kadar karışık bir hale getirirsen hedefi göremezsin. Tamam mı? Hedefi görmen lazım. Bir şey mi yapıyorsun? Oraya mı gideceksin? Oraya giderken abi sürekli hedefi göreceksin. Boks yaparsın. Ben bokstan anlamam ama bilirim, tekniğini bilirim. Gözü kaçırmayacaksın abi. Yani yumruğunu izlemeyeceksin. Ya da adam sana vurduğu zaman buraya dönmeyeceksin. Sürekli gardını daldırıp adamla göz temasını kesmeyeceksin. Hedefe bakacaksın. Ama seni ne kadar uyaran varsa, işi karışık hale getirmesine neden olan uyaran varsa hedeften uzaklaşırsın abi. Hiç başka bir şey düşünme. Beslenme basit olacak. Antrenman basit olacak. Temel teknikler basit olacak. Tık 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 hedefe giy. Mantalite ne? Bugün bir tuğla koydum. Ya da iki tuğla koydum. Üç tuğla koydum. Ya da bugün tuğlalarından hiçbiri yıkılmadı. Ya da yıkıldı. Bugün bırak tuğla koymayı. Bugün iki tane tuğlam yanlış bir şeyden dolayı, teknikten dolayı yere yıkıldı. Yarın en azından neyin ne olduğunu biliyorsun. Tuğlalarda kaçıncı seviyedesin? Yeni tuğlayı nereye koyacaksın? Bunu bil. Bu basitte olarak yapılır. O yüzden biz hicvediyoruz. Ama sizler benim için iyi bir malzemesiniz. O yüzden ben sizlere iyi hicvediyorum. Basit deyince aklıma şey geldi hocam. Bulgar haltercilerin antrenman sistemi de öyle. Yani toplamda 6 hareketleri falan var. Ama her antrenman gelip o hareketleri yapıp hep yüksek şiddette adamlar yıllarca çocukluktan böyle alıp sporcu yetiştirmişse ama basit. Ya yani şiddet zaten bak şiddet. Tamam, şiddetin tanımı aynı manaya çıksa da şiddeti arttırabilmenin yöntemleri farklıdır. Evet. Kimi kiloyla, kimi tekrarla, kimi süreyle, her şekilde sen şiddeti arttırabilirsin. En basitinden kasta şudur. Maruz kaldığı şiddetin üstünde bir şiddete tabi olduğu zaman büyümek zorunda. Niye? Hayatta kalmak zorunda. Çünkü sen aptal bir varlıksın. Sen kendini yok etmeye çalışıyorsun. Yani vücut öyle görüyor dışarıdan. Yani bir yük, bir her tarafın laktik asit doldu. Niye bu acıyı kendine veriyor? Bir şey mi oldu? Bir savaş mı var? Ya da kavga mı ediyor? Ben hayatta kalabilmek için bu yükün üstesinden gelebilmem lazım. Kendimi büyütmem lazım. Daha dayanıklı hale getirmem lazım. Diyorum ya, tekrarla da, kiloyla da, süreyle de her bakımdan olur. Sadece bazıları diyor ki abi bu şekilde şu ikisini kullanırsan daha kolay. O da diyor ki ben de bu ikisini kullanacağım. Daha kolay vesaire. Bu sadece kullanabilme yöntemleri. Evet evet. Prensip aynı, yöntem farklı. Prensip evet. Yöntem. Ağzın balıysın. Askerlik dediğin ya. Yani o espriyi yine yapmak istemiyorum da konu oraya geldi. Yap senin abi, o espriyi yapmadığı bir şey yok. O espriyi yap. Her gittiğin üniversite. Bakkala ekmek almaya geliyorum. Askerlik. Geçen hastaneye gittim. Askerlik. Abi ne olur ya. Kendimi Turman Şov'da gibi hissediyorum abi. Bütün Türkiye birleşti. Valla bu konu hakkında bana bir bayağı bir troll var gibi düşünüyorum. Her yere abi ya. Yemin ediyorum hastanede ya. Bir de artık adamlar şey gibi de sanki geçen bir hastaneye gittim. Hastanelerle aranız nasıl? Allah düşürmesin. Ama yokluğunu da aratmasın. Yani, hocam Allah aratmasın. Tanıdık doktor ben yoksa gitmem. Tanıdık doktor varsa giderim. Tamam. Ben son 2 senedir 3 ayda bir bu tiroid hormonların bazen yüksek çıkıyor TSH'im. Onu kontrol etmek için gidiyorum. Yani bir yakın zamanda. Bir sıkıntı hayırdır? Yok. Hayırdır. Yani, tiroid dedi bize hocam. Bir sıkıntım yok. İşte doktor şey diyor. Bu bir yerden sonra hipotiroide dönebilir. Sebebi de bilmiyoruz ama sen gelmeye devam et. 3 ayda bir testini yaptır diyor. Yani zor. Ben çünkü çok böyle erkeklerde hipotiroid çok yaygın bir şey değil. Ama tabii ki oynamaları olabilir. Olmasa da yine de belki biraz düşük olabilir. Ya ben işte biraz düşük olsun canım, bir şey yok. Pimpirikliyimdir kendi sağlığım için, ondan öyle ol. Yani. Öyle ol. Pimpirikli ol. Ben de tam tersine ya. Yani böyle gözüm önüme düşmediği takdirde bir doktora gidecek bir neden göremiyorum. Yani ulan vücudum böyle bir yan etki gösterdi. Gözü acaba... acaba gitsek mi diyor. Gözü bir peçeteye sarıyorum. Vallahi öyleyim ya. Yani işte çevrem çok şikayetçi. Kız arkadaşım çok şikayetçi bu konudan. O da benim tam tersimdir yani. O da gözüm var diye gidebilir. Bakar gözü var. Benim niye gözüm var? Abi geçen gittim hastaneye. Şöyle bir maceramı anlatayım. Tamam, Türkiye'nin hastanelerinde, hastane sektöründe ilerledik, kabul ediyoruz filan. Bayağı çok büyük hastanelerimiz var, şehir hastanelerimiz var filan. Devasa. Böyle Ankara'da bir tane var, muazzam. Yani içinde kaybolursun, gidemezsin. Yani bir yerden bir yere taşıtla gidiyorsun, bir bölümden bir bölüme filan. Öyle büyük. Ama abi, bak teknolojik olarak gelişiyoruz. Kurumsallık olarak
gelişemiyoruz. Yani hala mayamızda bu yok abi ya. Bak hala yok. Ya maalesef hastaneye gidince böyle diyorsun ya, ne kadar rahat randevu aldım, şu ilgilenen birim, ne kadar kolay, hiç şey yapmadım, gidişim rahattı, şöyle yaptım böyle yaptım filan, çok güzel, çok büyük hastane, her bakımdan hizmet ediyorlar, 5 kuruş para almadılar vesaire bu bakımdan. Ama işte diyorum ya, kurumsallık konusundan çok şey değiliz, ilerleyemeyiz. O beni biraz üzüyor. Gittim abi hastaneye, bir odaya, nereye, şu odaya gireceksin dedi. Tamam, girdim, oturuyor kız böyle. Neye geldin? Şuna. Ne zaman oldu? Niye oldu? Bir saniye. TC. Bir saniye. TC. Aynen böyle. Ve ben hala şey, büyük bir ihtimal şimdi benim konuşma tarzımı görecek, genelde insanlar öyle şekillenir, tamam mı? Sizin söylediğiniz yere ben gideyim hanımefendi. Nereye gideyim? Bekle. Git şimdi şuraya. Ya abi ben buna çok bozuluyorum. Yani ben bir insana siz diye konuşuyorsam bence o insan da siz diye konuşmak zorunda. Biz maalesef bunu kaybettik. Gençlerde zaten bu olay iyice bitti. Eskiden vardı. Gençlerde siz diye bir şey kalmadı ha. Kaçıncı çoğul şahıs? İkinci çoğul şahıs mı? Bitti o. Birinci çoğul şahıs var. Üçüncü çoğul şahıs var. Bitti ikinci çoğul şahıs. Niye gitti bilmiyorum yani. O yok abi. Öyle. Peki dedik, gittik. Tamam mı? Ondan sonra bankoya gittim. Bankoda da öyle. Şimdi bir kağıt verdiler, onu imzalatacaksın. Geldim bankoda. Bir saniye filan. Yandakine soruyor. Yanda. Adam böyle bıçakla yaralama filan. Ama maalesef böyle şeyler var. Yani gayet normal filan. Ama gece vardiyası ya. Belki onların da gece vardiyası çok var. Yandan polis bir tane adamı sürükleyerek getiriyor. Kan damlayarak filan. Yani gece vardiyası da biraz sıkıntı. Oradan aldım abi. En sonunda dediler ki şu birime gideceksin. İşte aşını olacaksın vesaire. Gittim o birime, bekliyorum. Girdim abi, kapıyı çaldım. Merhaba dedim. Bununla geldim. Ondan sonra karşısında bir adam var kızın. O da doktor. Yani şey, intern mü onlar? Evet evet, asistan. İnternler yani şeyler. O da genç birisi, o da genç birisi. Ondan sonra ben bekliyorum, girdim. Küçücük bir alan zaten. Ben ayaktayım. O burada, o burada. Şey diyor. Şerefsizlik değil mi bu? Sen benim söylediğim bir şeyi nasıl muallaya söylersin ya? Adam da diyor. Ama anladın değil mi? Ben yokum. Bilmiyorum. Ben yokum, yemin ediyorum. Allah belamı versin, yokum. Abiciğim bu hastaneden bir bok olmaz, biliyor musun? Bir bok olmaz. TC. TC. Bir bok olmaz. Hepiniz aynısınız. Arayacağım şimdi. Arayacağım. Ne zaman oldu olay? Lan. Aha böyleyim ha. Aha böyleyim. Önüme bir kap mama versen yiyeceğim. Yani. Sana yemin ediyorum, abartısız ha. Kız ağlamaklı. Bu burada sesi titriyor sinirden. Ben dayanamıyorum. Muhallaya sen mi söyledin? Hayır, çünkü başka hiçbir yerden gidemez. Duyulmuş bu. Ben bir sana söyledim. Bu olayın kaynağı sensin. Nasıl sen değilsin? Nasıl sen değilsin? Bugün ayın kaçı? Böyle bir yandan yazıyor. Neyse, tamam. Abi gitmek istiyorum. Pislik bu hastane ya. Gitmek istiyorum, pislik. Sol kolunuzu sıvar mısınız? Ha, sol kolunuzu sıvar mısınız diye bir şey yok ya. Sol kolunuzu açın. Yani böyle. Tabii tabii. Sıvar... Tabii. Yani. Açtım abi. Yani zaten ne dese açacağım. Sol kol hiçbir şey. Yani gözünden vuracağım dese böyle uzatırım gözüm. Öyle korktum abi. Adam da bir yandan diyor bir hastaya bak, sonra devam edin. Abi nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey? Ama gerçekten biraz moralim bozuk çıktı. Yani çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz, tamam mı? Evet. Tamam, bazı şeyler iyi olacaksa, böyle olacaksa olmasın. Ya bu zor bir şey değil abi. Evet. Yani bunu dönem dönem, zaman zaman ben bütün emniyet mensuplarının, bak çok çok severim, çok arkadaşım var ama bazen polisten de görüyoruz. Ya bu olmaması lazım. Yani polis bir çevirme, kimlik göster. Bilmem. Bu muhabbete girdiği zaman bitiyor abi. Ya bitiyor. Nerede o güçlü, bir milli, bilmem ne, her şey gidiyor. Bütün o endüstrinin, binaları, ekipmanların hiçbirinin anlamı kalmıyor. Bir anlamı kalmıyor abi. Biz zaten bak bu bizi rahatsız ediyor. Daha sonra aşının diğer dozu için tekrardan gittim. Şöyle yaklaşık 3 gün sonra yine böyle şey gittim. Tabii tedirgin gittim. Yine böyle muhabbet. Ama daha gündüz vakti gittim. Biliyorum abi sırayı. Adama ilk önce ilk odaya gittim. Adam buyurun efendim. Yalnız yanlış gelmişsiniz. Hemen bankoda onaylatın. O arkadaşım sizi yönlendirecek.
Siktir dedim, yanlış hastaneye mi geldim? Dedim ne oluyor? Bambaşka bir tecrübe bu sefer. Yani evet. Abi gittim ama işte belli böyle gözlüklü. Abi gözlüklüden korkma. Vallahi gözlüklüden zarar gelmez ha. Gözlüklünün her zaman o bakımdan bir kurumsallığı vardır. Niye bilmiyorum ama gözün numarasıyla bu diksiyonun ne alakası var hala çözemedim ama gözlüklüden böyle. Gittim bankoya abi, bekliyorum sıra, bekledim. Buyurun efendim. Abi banko böyle aldı. Hemen hallediyorum. Çok geçmiş olsun. Biliyorsunuz yeri. Abi böyle. Siktir dedim. Sonunda benden kan çekecekler. Yani mutlaka bir şey olacak abi. İçeri giriyorum. Aynı kız. Sinir krizi geçiren, istemi geçiren kız. Tamam mı? Muallaya bilenen. Allah dedim. Tamam buraya kadarmış. Ya buraya kadarmış. Geldik burada yine. Neyse ya, buna da şükür dedim. Yolun yarısı. Bir saniye, hemen sizi alacağım dedi. Hayda. Kapıyı kapattım. Bekliyorum. Biraz gittim, dolaştım falan, geldim kapının önünde bekliyorum. Ondan sonra ne yapsam, ne etsem, ulan şey yapsam mı? Orada bir temizlikçi var. Temizlik görevlisi. Sonra ona baktım. Çünkü artık şeyim. Ondan şöyle bir şey. Tıkla tıkla. Ne bekliyorsun? Tıkla tıkla tıkla. Masan dibime kadar girdi böyle. Tıkla 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 gelsin kapına. Dedi. Mopuyla devam etti abi. Yani abi ne güzel geldiniz abi. Bana niye bunu yaptırdınız? Abi sen temizlik görevlisisin. Ben orada hastayım. Doktorlar var. Ya doçentler var, bilmem neler var. Ne gerek var? Niye yapıyorsun? Bu imajı bu hastaneye niye veriyorsun abi? Bana dese ki beyefendi tıklarsanız içeri geliyor. De geç. Tıklamazsan gelemez. Ama ya. Son benmiş. Yine ya. Güzel hocam yani. Böyle çıkmadı yine. O muallanın şeyi, nemesisi, düşmanın oradaki en zayıf halka. Onu İçeri girdiğimde de diyecektim. Ne oldu sizin olay? Hiç cesaret edemedim abi. Sarsın sevsek olaylara girme. Hiç hocam dediğiniz olay doğru. Yani çok yaşanıyor. Özel sektörde tabii yine oluyor yani, biz doktor, polis, işte öğretmen demeyelim sadece. Bizim işlerde de oluyor yani. Bir yerden parasıyla hizmet alırken falan da oluyor. Ama birazcık bir son yıllarda ben fark ediyorum bunu hocam. Bilmiyorum belki yaşımdan dolayı mı, şeyden dolayı mı. Ama son böyle pandemi sonrası daha bir insanlarda bir düzen bozukluğu gözlemliyorum. Ama inşallah şey olur yani. Olabilir. Daha da güzel günlerimiz olur. Pandemiyle de alakası olabilir. Çünkü insanoğlu yaşadığı travmalarla karakteri ve kültürü gelişiyor. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış görmüş insanların biliyorsunuz çok büyük travmatik süreçleri vardı. O dönemki gençler yani bayağı abuk subuk hareketlerde ve davranışlarda bulunuyorlardı ve bunu Birinci Dünya Savaşı travmasına ve orada yaşadıkları olaylara bağlıyorlardı. Yani şimdiki gençler de tabii ki birçok travma yaşadı. Depremler gördü, savaşlar gördü, pandemiler gördü, devalüasyonlar gördü. Özellikle bizim ülkede yaşayan gençlerin hepsi gördü. Bunların hepsinin onların karakteristik gelişiminde ve çevresel olaylara vermiş olduğu tepkilerde çok büyük rolü oynayacak diye düşünüyorum. Siz geçen programda söylemiştiniz, oradan aklımda kaldı da. Çok güzel bir metot aslında. Hani bir stres anında olduğum zaman, halledemediğim bir şey olduğu zaman onu birazcık erteleyip soğutup daha güçlü bir anımda ona geliyorum demiştiniz. Ya o olduğu zaman daha gerçekten şey oluyor. İnsan bazen, ya insan güzel iş yapıp çevresine de güzellik kattığı zaman daha bir mutlu oluyor. Her şey daha güzel oluyor aslında yani. Yani tabii ki ama şunu unutmayın yani. Hayat böyle zaten ilerleyen bir yoldasınız, yürüyorsunuz, tamam mı? Elinde sonunda o yolun bir sonu var. O yolda çok güzel manzaralara tanık olacaksınız. Güzel, keyifli deneyimler elde edeceksiniz. Oturacaksınız, kalkacaksınız, düşeceksiniz. Biraz oturacaksınız, muhabbet edeceksiniz. Yeni insanlar girecek, çıkacak vesaire. Ve o problemler de sizinle beraber aslında geliyor. Yani bir tane diyorum ya, yani bir problem oldu. O zaten seninle aynı anda gelecek. Bakma ona sadece. Hiçbir şey abi baktığın yerde olmaz. Ama bir şey bir yere bakarsan orada var olur. Korkular gibi yani. Korkularını düşündükçe korkularından kurtulamazsın. Korkularla yüzleşmek değil. Korkarak düşündüğün bütün korkular senin peşini bırakır. Yani bırakmaz. O yüzden aklına getirme. Ne, yani psikologların zaten en büyük şeyi odur. Bir panik atak anında senin dikkatini dağıtmaya çalışırlar. Oraya bakma. Tamam mı? Nabzına bakma, kalbine bakma, bakma kalp atışına, bilmem ne. Ve dikkat dağılması o kadar kolay bir şeydir ki hiç beklemediğin anda bir şeyle bir dikkatini dağıtabilir.
yaba. Bir psikoloğun bunu yapacağını zannetmiyorum. Okumuş etmiş bir psikolog. Ama bunu bile yaptığın zaman dikkat bir anlık dağılsa biter. Tamam mı? Ondan sonra onu orada tutmaya çalışacaksın. Nasıl? Bunun şeyi söylemiştik hocam. Sizin de başlangıç sebebiniz olduğunu söylemiştiniz. Ben de mesela başlangıç sebebim benim çok böyle çelimsiz olmam diyebilirim. Yüksek ihtimalle bir de ekşi menderle oynardım küçük çocukken. O döneme denk gelmişim. Ya 15-16 yaşında bir de böyle sınıfın en çelimsiziydim. Bu aslında bir şey gibi, belli bir problem gibi, bir özgüven eksikliği, bir eksiklik sendromu yani insanın kendini yetersiz hissedememesi gibi bir şey. Aslında şöyle, yetersiz hissiyat sana o fiziğinden dolayı gelmez. Sadece yetersiz olduğunu söyleyen birkaç kişiyle yüzleşmişsindir. O düşünce senin aklına oturur. Yoksa hiçbir insan durup dururken kendinin yetersiz olduğunu düşünmez. Ben de hiçbir zaman çocukken fiziken çok deforme bir fiziğe sahip olan, çok yetersiz, güçsüz, yani hiçbir şekilde normal yaşıtlarıyla bile aynı güce sahip olmayan bir çocuktum ama hiçbir zaman kendimi yetersiz hissetmemiştim. Ta ki beni kendime yetersiz hissettirecek çevremden bir iki kişi görünce ve çevremde böyle telkinler gelmeye başlayıncaya kadar. Yani herkesin başlamaya... Ondan önce düşünme gereği bile aslında duymuyor insan. Yok abi, ama şöyle bir şey var tabii, sen action man'lerle oynamışsın. Büyük bir ihtimal sen son kaslı oyuncaklarla oynayan nesilsin. Şimdi fark ettiniz mi, artık oyuncakların kasları yok. Yok. Hiçbir şekilde. Evet. 2023 dünyasında kaslı oyuncak ve oyuncakların hiçbir, bizim zamanımızdaki oyuncakların hepsi kaslı ama şöyle kaslı gibi düşünün. Yani Mr. Olympia, evet, kasında abartı. Evet. Yani insan anatomisinde artık olmayan kasları çiziyorsun. Yani bicepsle brachialis arasında bir kas daha var. Onu şimdi fark ediyorsun. Yani o dönem anatomi bilgim yoktu. Şimdi bakıyorum bazen He-Man oyuncaklara. Bu ne oğlum? Böyle bir kas yok normalde diyorsun yani. Sizin Nişantaşı'ndaki şubede bir Spider-Man oyuncağı vardı. Sanırım aynısından bende de vardı. Oradan hatırlıyorum. Nasıl bir Spider-Man? Spider-Man çizgi romanda bile böyle bir adam değil. Böyle sırtlarına sırt çekmişler. Ekstra. Uyduruyor. Nişantaşı'nda Spider-Man oyuncağımız yok. yanındaki yola çıktığın adamı iyi tanı diye soruyor. Ama ben bir tane hatırlıyorum. Hulk, Incredible Hulk var. Bir de Batman var. Batman olabilir. Batman olabilir. Batman. Bu arada söyleyeyim. Batman hediye geldi. Biz Marvel'cıyız her zaman. yani tutup da Barış Hoca DC anlayışıyla neyse. O zaman Spider-Man aslında daha değil. Evet evet. Spider-Man şey. Ama şöyle işte son kaslı. Şimdi kaslı oyuncak göremiyorsunuz. Bir. Bizim zamanımızdaki bütün oyuncaklar kaslı, sarışın, renkli gözlüydü. Bak 80'lerin oyuncakları öyleydi hepsi. Tamam mı? Kızların oynadığı oyuncaklar da incecik, sarışın, Barbie, renkli gözlü Barbie'ler, evet. Cindy'ler ya da varyasyonları. Şimdi mesela erkeklerinki artık normal oyuncaklar çıktı. Halim Selim oyuncaklar. Mesela bizim zamanımızda Ninja Kaplumbağalar oyuncakları, Ninja Kaplumbağalar kaslıydı. Evet. Dexter Jackson diye bir vücutçu vardı, tanır mısın? Evet. Tabii. Onun vücudunu Ninja Kaplumbağalara benzettikleri için onun lakabı Turtle'dır zaten. Turtle Jackson. Yani şimdi Ninja Kaplumbağaları görüyorum. Bütün Ninja Kaplumbağalar zayıf. Yani zayıf, kassız, zayıf Ninja Kaplumbağalar. Böyle daha sempatik. Bir de hepsi karakterize olarak birbirinden ayrılmış. Kimisi böyle biraz daha içe kapanık, kimisi biraz daha filan. Onu karakterize olarak yüzünü, yani farklılık var. Her insan farklı, bunu göstermeye çalışıyor. Barbiler artık sarışın ince değil. Kilolu Barbie var, basenli Barbie var, siyahi Barbie var, saçları olmayan Barbie var, tek bacağı olmayan Barbie var. Bir farklılık, yani bunu artık çocuklara göstermeye çalışıyoruz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun çok etkisi oluyor kaslı oyuncakla oynamanın. Ben her zaman söylerim. Niçin başladınız? Ben aslında travmatik etkilerden ziyade ben çocukkenden beri çok kaslı olmak isteyen bir insandım ama böyle büyüdüm. Yani bizim izlediğimiz bütün çizgi filmler, bütün filmler, bütün diziler, bütün erkekler kaslı, büyük, maskülen ve bütün olayları şiddetle, yani kuvvetiyle çözebilen adamlar. Şimdi biz şimdi bunları gördük. Sabahtan akşama şimdi Sylvester Stallone izliyorsun, Arnold Schwarzenegger izliyorsun, küçük çocuksun, Jean-Claude Van Damme izliyorsun. O senin için erkek modeli, erkek figürü o. Yani oyuncakların öyle, çizgi filmler öyle, bütün çizgi filmler öyle. Şimdi bizde inanılmaz bir duygu var. Şimdi mesela yeni nesile bak, yeni nesilde öyle duygular yok. Onlar öyle büyümedi. Onlar çizgi film izlemedi. Çizgi film bitti artık. Çizgi film yapılmıyor. Yani. YouTube üzerinden falan izliyorlar. Yani. Evet. Ya filmler, tamamen filmlerde zaten kaslı figürler yok. Çok nadir bir iki tane var. İşte Chris Hemsworth falan yapıyor. Jason Momoa. Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson eskiden gelme ama yani onu şimdi yeniden yaratılmış bir tip değil ama Chris Hemsworth ve Jason Momoa yeniden yaratılmış tipler. Ama eskiden Chris Hemsworth'un suratına bakmazlardı. Yani 80'lerde olsa Chris Hemsworth yani yardımcı oyuncu falan olurdu. Şimdi yavaş yavaş onların da sonu ha. Yavaş yavaş çıkmayacak. Yani Chris Pratt olabilir belki. Bunlar tarzında adamlar çıkabilir. Tamam daha normalize. Ve daha böyle insanların da ulaşabileceği ve aynı zamanda o çeşitliliği de bir bakıma dediğiniz gibi sağlar. Evet. Şimdiki çocukların o yüzden böyle nedenler olmayacak. Şimdiki çocukların spora başlamaları için belki birkaç travmatik nedene ihtiyacı olabilir yani. E nedir bu travmatik nedenler dediğin yapalım gibi? Yapalım hocam neyse. Yapalım yani şimdi her zaman söyleyeyim bir yerde böyle iyi bir vücut varsa hırslı bir spor geçmişi varsa şey derim bir bak bakalım neden başlamış. Altında travmatik bir neden aram ama şey gibi düşünme yani illa ki böyle tecavüz uğramak zorunda değilsin. Yani atıyorum yani sınıfındaki her zaman şunu genelde de şöyle çok beğendiğim bir kız seni sallamamışsa ya da sana esprili bir şekilde fiziğine sana bir şey ifade etmişse ya da sana değil de başka birine gönlü kaymışsa ve o adamın fiziğine bakarsan o bir erkek çocuğunu, erkek çocukları çok duygusaldır bu arada ha. İnanın çok çok duygusaldır. Hiç olmadığı kadar etkileyebilir ve bir şeylere başlamasına vesile olabilir. O yüzden şu andaki bizi zamanımızda özendiren figürler vardı. Şimdi onlar yok. Bitti. İşte son Action Man'le sen oynamışsın. Yani şimdi benim oyuncaklarım vardı. Kardeşim doğdu. Ben bütün oyuncaklar kardeşime hani hiç de lafım da yoktu. Ben 12 yaşındaydım. Hiçbirine bakmadı mesela. Hatırlıyorum yani hani. Şimdi ona göre bir şey değil abi. Bize göre yani kaslı olmak çok önemli bir şeydi çocukken. Herkes birbirine kaslığını gösterir. Bir güç yarışması bilmem ne. Mahalle bölünürdü. Arnold'çılar, Van Damme'çılar, Bruce Lee'ciler. Van Damme'cıları hatırlıyorum. Yani kimler Bruce Lee'ciydi? En zayıflar Bruce Lee'ci. Çünkü kısa boylular. Ulaşabileceğim bir bu var. Hiç ulan kendimi ben de, rezil ben, etmeyeyim. Ben de tam Jackie Chan seviyorum falan diyecektim. Hatta hocam. Jackie Chan iyidir ama Jackie Chan'ın fiziği iyi. Ama çok iri değil. Sahip. Değil ama Bruce Lee tamamen Bruce Lee abi. Açlık vücudu yani. Sen ama eski Jackie Chan filmlerini izledin mi? Çok eskilerini. Böyle rope climbing falan yaptığı zamanlar nasıl bir fiziği var? Jackie Chan'ın iyi. Bak gerçekten bu Jackie Chan'ın 80'lerdeki filmleri falan oradaki fizikleri falan çok çok iyi. Ama Bruce Lee öyle değil. Bruce Lee ulan günde 1000 şınav çeken adamdan ne yani nasıl büyüsün zaten? Yani öyle günde 1000 şınav çekiyormuş, öyle güne başlıyormuş. Güzel bir örnek vereceğim hocam. İlk başladığım zamanlarda böyle hiçbir şey bilmiyorum. Tabii arkadaşlarımla böyle birlikte başladım. Çok zayıftım ben. 58 kilo falandım başladığımda. O zaman arkadaşlarım şey demişti bana. Nasıl bir vücut istiyorsun? Arnold Schwarzenegger gibi büyük mü yoksa Fight Club'da Brad Pitt gibi böyle fitness mı? Hani öyle bir algı vardı. Ben dedim Arnold gibi olmak istiyorum falan böyle. Ona göre antrenman yapacağız gibi yani. Becide verdiler. Evet size. Aynen. İşte her dönem bir tane. Şimdi 2000'lerde Fight Club vücudu diye bir şey çıktı. Bizim zamanımızda zayıf kaslı vücutlar Bruce Lee ile adlandırılırdı. Şimdi 2000'lerde Fight Club vücudu. Ben Fight Club vücudu olsam yeter. Yani eskiden de Bruce Lee olsam yeter derlerdi. Şimdi işte bakıyoruz kim var? Yani çok yok. Chris Hemsworth dışında ya yine Fight Club vücudu yapılabilecek bir vücuttu. Şimdiki standartlar böyle biraz daha zorluyor sanki bana kalırsa. Yani ama Fight Club vücudu için de gerçekten anatomi gerekir. Yani Brad Pitt de hakikaten o anatomiye sahip bir adam. Ben bu arada çok severim kendisini. Oyuncu olarak da filmlerine de çok hayranımdır. Bence çok çok iyi bir oyuncu ya. Yani hani kesinlikle yakışıklılığıyla oyunculuğunu kapatan bir adam değil. Yani değil. Hani çok özel. Özellikle işte onun dönüm noktaları var. İşte Fight Club, Seven, 12 Monkeys. Yani o 3 film onu artık bayağı ekstradan bir kategoriye aldı. O artık farklı filmlerde farklı oyuncularla oynamaya başladı. Ona kadar tabii ki çok şey değildi ama yine de bakıyorum adamın hiç böyle 3. sınıf filmi yok. Yani hiçbir dönem hayatımın hiçbir döneminde bir gençlikte ilk kariyer filmleri falan var. Onlar dışında hiç 3. sınıf filmi yok. Hep böyle her zaman nokta atışı filmlere imza atmış. Yani her dönem yani. Hep bir imaj da katıyor yani içinde bulunduğu zaman. Kesinlikle. Ortama bir şey katıyor yani. Evet. Ya iyi bir film olacağını düşünüyorsun. Tabii, o var tabii ki abi. Ben her zaman söylerim. Brad Pitt'in şey filmi mutlaka izlenir abi. Ve hayatımın filmlerinden biri de Fury'dir. Muazzam. Böyle İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan Fury. Şundan dolayı... Pardon bir an aklıma gelmedi. Savaş filmleri eskiden ya abartılır ya da gerçekçi yapılmazdı. Niçin biliyor musun? İnsanların çok... Çünkü derler ki işte ya zaten askerde olan biterini anlayacaklar. Bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım filan. Abi o ölmüyor. Ama Fury'de her ayrıntıyı o kadar gerçekçi ve mantıklı yapmışlar ki
Ya hayran oluyorsun filme. Ya çok böyle büyük İkinci Dünya Savaşı filmlerinde çok sevmediğim böyle aşırı bir propaganda vardır. Tamam mı? Yani bir mağduriyet propagandası vardır. Ondan da uzaktı. Güzel savaşın gerçekçiliğini anlatan bir filmdi. Favori filmlerimden. O gerçekçiliğe yakın bazı uçuk sahneleri olan ama Pearl Harbor vardır hocam bilirsin. Pearl Harbor da çok güzel bir o film. O da sahne anlamında falan ben çocukken ilk izlemişim. Sonradan tekrar izledim. Sahneler falan oldukça gerçekçi görünüyor mesela orada da. Çekimler orada falan. Evet. Yani çekimler, sahneler gerçekçi. Ben Fur'daki sadece ruh hali. Evet, ruh hali gerçekçi. Yani o şeyi çok iyi yansıtıyor. Orada bir grup Amerikan askeri var. Bazısı psikopat, bazısı evet, manyak. Evet. Böyle abi askerlik böyle. Yani bütün askerleri yani böyle şey gibi Kaptan Amerika gibi lanse edemezsin. Evet, evet. Sadece her zaman çocukların yanında olur gerekirse hayatını falan. Böyle bir gerçek çok var. Ve savaş ortamında herkes birbirinin üstüne basabilir. Evet. Öyle bir gerçekçi ortam. Bizim zamanımızdaki savaş filmleri şimdi biz onlarla büyüdük. Mesela Rambo'lar filan. O kadar gerçekçi dışı tamam ulan Rambo dedim Rambo çıktı ya. Ve propaganda filmleriydi ki yani sinematik olarak hiçbir şey değilsin ama 10 yaşındaki bir çocuğu etkiliyor. Yani ağzını açık bakıyorsun. Ama yani öyle bir şey yok. Öyle bir saçmalık yok. Öyle bir işte Rambo'nun yapmış olduğu bir şey yok. Bizim zamanımızda Cüneyt Arkın'ın filmlerini küçümserlerdi. Yani öyle şey mi olur? Bir vuruyor 10 kişiyi öldürüyor. Ulan Rambo 20 kişiyi öldürüyor. Rambo bir yandan tankı sürüyor, bir yandan da nişan alıyor atıyor. Bu kadar saçma bir sahne olamaz. Tanktasın lan. Tankta 4 tane mürettebat olur. Şoför. Mermiyi koyan başka. Merminin nereye gideceğini söyleyen başka. Tetiğe basan başka. 4 tane mürettebat olmak zorunda. Evet. Rambo bunların hepsine mermiyi koyuyor, sürüyor, bakıyor, ateş ediyor. Falan lan böyle bir şey yok. Rambo 3'ün sonu böyle bir sahnedir. Yani mesela tamamen filmin ırzına geçmiş bir sahne. Ne gerek var öyle bir sahne? Yerli olarak da sorarsan en iyi bak gerçekten belki sinematik olarak yani sinema çerçevesinde baktığınız zaman çok başarılı bir film olmayabilir ama o ruh halini inanılmaz iyi veren Nefes diye bir film var. Türkçe bir Nefes. Duymuştum onu izledim ben. İnanılmaz gerçekçi. İnanılmaz gerçekçi. Şöyle söyleyeyim. Evet, orada askerde öyle bir ortam var. Yani ondan sonra bir sürü film çevirdiler, diziler çevirdiler, işte ulusal kanalda diziler. Maalesef öyle bir şey yok. Öyle bozkurtlar, börüler, bilmem ne. Öyle bir şey yok abi. Askerde nasıl bir şey biliyor musun? Gerçekten onu gördüm ben askerlerin gözünde de gördüm. Ya bir ses duyduğun zaman böyle oluyorsun abi. O korkuyu, askerlerin gerçekten o insani korkularını yansıtmışlardı o filmde. Yani ağlayan askerler, şoka giren askerler, bunu görüyorsun abi. Ama şuna gerek yok yani herkes Rambo gerekirse bir tane daha, bir el bombası daha öyle bir şey yok abi. Yani gerçekten o film oradaydı, o gergin bekleyiş, tedirgin bekleyiş, karakol baskın yedi mi, yemedi mi, herkes de korku. Tek saçmalığı neydi biliyor musun o filmin? Spoiler değil bu filmin başında geçen bir sahne. O tarz karakollarda yani mahrumiyet bölgesindeki tepedeki karakollarda içtima veremezsin. Bu zaten filmin jeneriğinde var. Hani uyursan ölürsün. Sen uyursan o da ölür. O da arada geziyor ya. Öyle hepsi herkesi 30 kişiyi bir araya toplayıp hadi gel buraya bir roket at da. bir strike'la bütün şeyi... O film gerçek dışı olduğu için böyle bir strike örneği verdim. Oradaki askerler, asker değil oyuncu. Asker olsaydı şehitlerimiz olacaktı. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama öyle bir görüntü veremezsin. O bilen adamlar için çok komik bir görüntüydü. Ama onun dışındaki de çok güzel. Ama çocukken de hani Cüneyt Arkın'ı izlerdik hocam yani. Abi, sarardı yani. Bak şöyle söyleyeyim. Bana söyle. Benim filmlerim tabii ki öyle. Yani sinematik olarak en vasat filmler benim favori filmlerim. Yani Cüneyt Arkın filmleri bayılırım abi. Tarkan filmleri bayılırım abi. Yani Atilla'nın oğlu gidiyor çağ çut hiç kimseyi affetmiyor. Yani bayılıyoruz. Bir de kendi kültürümüzden geliyorsun ya. Cüneyt Arkın hala sunlardan atlar. Hiç umurunda değil abi. Bir okla 3 kişi aynı anda. Bana ne abi öldürsün. Oh ne güzel öldürdü. Sana da kapak olsun. Sen öldüremedin o öldün. Eleştirenlere de kızıyorum filan. Sana ne abi öldürüyor. Yani Matrix'te Neo bir tekmeyle bütün ajanları savurduğuna eyvallah diyorsun ne güzel film diyorsun. Ona olunca ne oluyor abi? Bir bırak yapsın. Yani. Bazen o kahramana ihtiyacımız oluyor hocam. Yani insanın evet güzel. Benim bu mesela doğa tutkum her zaman söylerim. First Blood'la başlar. Rambo'nun ilk filmi First Blood. O çok güzel film bu arada bence. Hani çok çok iyi. Da, o Vietnam çok başarılı bir adam Sylvester Stallone. Yani onun bütün ilk filmleri Rocky,
First Blood. First Blood onun senaryosu değil. Rocky onun senaryosu biliyorsunuz da. First Blood da David Morrell diye bir adamın senaryosu. Ama adam o kadar güzel oynamış ki. Biraz da biliyorsun o adam cumhuriyetçi bir adamdır. O film de ona müsait bir film. Gereksiz bir cumhuriyetçi propagandası var filmin sonunda ama güzel. Yani yanlış değil. Ben ona da katılıyorum. Yani adamın söylediklerine de katılıyorum. Çok güzel bir film ya. Orada onu izleyeceksin zaten. Adam doğada tek başına bir tane bıçakla hayatta kalmaya çalışıyor. Koca bir orduya kasabanın şeyine, rangerlarına kafa tutuyor işte. İşte Rambo 2 ve Rambo 3'de o biraz diluted artık böyle hani şey çözelti sulandırılmış. Şöyle oldu ama Rambo 2, Rambo 3 Reagan dönemi zaten. Reagan o dönem böyle bir furya istiyordu. Yani Amerika'yı gerçekten dünyanın jandarması, koruyucusunu, nerede bir adaletsizlik varsa Amerika var. Dünyada adalet Amerika getirir. İmajını verin, çizin. Sizin Amerikan ordusunu ve askerlerini yüceltin. Amerikan kültürünü, popüler kültürünü yüceltin. Hep diyorum işte o dönemde doğduğumuz için bütün zevklerimiz ona göre evrildi. Dinlediğim müzik, izlediğim filmler, keyif aldığım her şey, yeme kültürü, içme kültürü vesaire ona göre evrildi. Ne yapalım böyle büyüdük yani bu bir suç değil. Kötü bir şey de değil yani ama o dönem ikinci ve üçüncü film öyle yapılmıştı. Evet, doğru. Ya bir de şimdi yeni dönem dizisi dediğin Netflix. Netflix'in tek elinde. Ya ben Netflix'in bana bir şeyi böyle zorla diretmesi beni psikolojik olarak bir önyargıyla diziye yaklaşıyor ve beni bir ya itiyor. Netflix'le beraber zaten bütün bölümleri arka arkaya yüklemeleri falan olay iyice TikTok'laştı yani. Ya, hani aynen. TikTok olsun abi önemli değil yani çok ya da şimdi, enteresan. Hepimizin de baktığı şey farklı. Sen senaryo olarak eleştiriyorsun. Sen hızlı tüketime müsait olduğu eleştiriyorsun. Ben vermek istediği, zorla vermek istediği algı mesajından dolayı rahatsızım. Evet. Ama hepimiz de haklıyız. Aslında o konu da haklı. Şimdi diziler çok hızlı tüketiliyor. Ya toplum her şeyi çok hızlı tüketiliyor. Diziler de bu kadar tüketilmemesi lazım. Şimdi bana benim de Netflix'ten izlediğim diziler var ama geneli ben hala kendi arşivimden izlerim. Ben hala İşte Magnum P.I., MacGyver, A takımı onları izliyorum. Ve onları da belli bir sırayla izliyorum. Mesela çarşamba A takımı günü ise perşembe MacGyver günü. Ben bunun dışına çıkmak istemiyorum ve bunu bir sene, iki sene, üç sene yayayım. Hiç önemli değil. O gün o daha heyecanlı gidiyorsun. Eskiden televizyon medyası varken, sosyal medya yokken abi işte perşembe akşamları Star TV'de bir deme tiyatro bekleyecektik. Herkes heyecanla geçer, oturur. Düşünsene herkes o an onu izliyor ve ertesi gün onun muhabbeti vesaire. Böyle daha keyifli. Hızlı tüketmeyince daha keyifli. Netflix şu anda hızlı tüketmeye müsait bir ortam yaratıyor. Ben Netflix'te de izleyeceğim zaman mesela şu anda çok sevdiğim bir şey var. Fubar. Arnold'un bir dizisi var. Kısa 8 bölümlük. Biraz böyle 80'li yılların dizileri gibi çekmeye çalışmışlar. Tabii Netflix yine kendi dokunuşlarını yapmış ama onu da öyle izliyorum abi. Bir bölümü izliyorum. 2 hafta bekliyorum. 2 hafta sonra bir ya bölüm bu, daha böyle. Bu beni şu bağlamda biraz endişelendiriyor. Entelektüel kapasiteyi aslında öldüren bir şey bu. Tabii böyle ihtiyar konuşmak istemiyorum ama şundan da eminim hızlı tükettiği zaman insanların dikkat süreleri daha da kısalıyor. Evet. Dikkat süren kısaldığı zaman ustalaşman, terakki etmen daha da zorlaşıyor. Yani bunu böyle bir şikayet gibi söylemiyorum sonuçta. Biz ama de TikTok'tan doğru. Para kazanıyoruz yani. Yok bu ama, doğru. Şöyle söyleyeyim. Yani 10 saniyelik bir şeyi 10 saniyede vermen sıkıntı değil. Ama yani böyle 10 saatlik bir şeyi 10 saniyeye sığdırmaya çalışırsan o kötü. Yani ama şimdi 10 saniyede öyle bir şey anlatırsın ki adamın ufkunu açarsın. Evet. Bu kötü bir TikTok olmaz. Takdir edilesin. Ha yani 10 saatte bomboş bir konuşmaya 10 saniyeye bir şey sığdıracaksan insanlar buradan hiçbir şey almaz. Ama Netflix yani biraz sıkıntı abi. Bak ben dizilerde şimdi şunu ya dizilerin de konsept olarak aynı. Şimdi bizi şeye şevk ediyor. Onu görüyorum. Bütün dizilerde bir şey var. Şiddet var ama şiddet artık insanın aklı ihtiyarını ortadan kaldıracak. Oha bunu nasıl yaptı abi? Filmin sonunda adamın yavaş yavaş boğazını nasıl kesti ve bademciklerini eline aldı ve şöyle attı. Vay filan. İnsanlar artık buna alışıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? 80'lerin sonunda böyle bir dizi olsaydı dünyada infial ortaya çıkardı. Bak en şiddet dolu macera askeriye dizileri bile A takımında atıyorum tepeden helikopteri mi vururdun? Mutlaka adamların paraşütle indiğini yere düşmanın bile paraşütle indirdiğini gösterirdik. Yani ne olursa olsun istesek de böyle macera perest bir ruhumuz gelişiyordu ama bir şekilde öldürmenin ve katletmenin insana keyif vermediğini de empoze ediyordu bize. Ya bu keyif verici bir şey. Ha sonuçta o da hayatın bir gerçeği mi? Gerçeği ama şimdi Netflix dizisine bakıyorsun. Akıl almayacak
tecavüzler, akıl evet. almayacak işte iğrençlikler, ne bileyim işte adam kendi dışkısını yemek zorunda mı kalıyor o mu? Yani ne kadar radikalleşebiliriz? Ne kadar ekstrem olursa o kadar çok dikkat çeker. Evet. Ve şeyi yaratmaya çalışıyorlar. Ulan biz mesela bir dizi bittiği zaman eskiden ikincisini böyle sıkıntıyla beklemezdik. O dizi orada o konu kapanırdı, biterdi. Aklımızda bir şey kalmazdı. Şimdi şöyle bir şey var abi. Her bu Lost'la başladı bu ara. Evet. Lost'ta öyle bir şeyle bitiriyordu ki mesela şeydi. Tamam abi bunun olayın art bitti. O Kel öldü. O bitti. Zaten top aldı. Zaten kendini kurtaramaz. Film bitti. Abi herif ondan sonra öyle bir şey geliyor ki. Ulan bomboş bir şey evhama yakalanmışız. Netflix'te de şu anda o var. Bir sonraki bölümü sana ne yapıp edip o an izlettirecek abi. Öyle bitiriyor. Ya her bölümde de öyle bir heyecan olmasın ya. Evet, ben de aynı şey diyeyim. Her bölümün aynı salınımı oluyor bu sefer. Çok heyecanlı başlıyor bir önceki sondan. İniyor böyle bölümün çoğunu aslında durağan geçiriyorsun. Bir daha veriyor sana enerjiyi. Gazı. Aynı şablonu sürekli çeviriyor. Devam ediyor. Yanmasınlar abi. Her bölümde heyecan. Her bölümde kızlar öpüşmesin. Yani ben karşı değilim bu arada. Her bölümde yapmasın. Her dizide evet. olmasın. Hayatta olduğu kadar. Bayağılaşmasın evet. ya. Abi her dizide olmasın. Yani ucuz şimdi... Olmaz. Ve olabildiğince hepsini bir noktada toplamaya çalışıyorlar. Bari böl, dizilere böl. Atıyorum tamam, zenci kahramanı bir diziye koy. Homoseksüel zenciyi de başka bir diziye koy. Ayır. Zenci kahraman aynı zamanda homoseksüel ama bir kadına da aşık oluyor. Kadın da Japon, yani Asyalı ama kadın da Hintli Müslüman bir kadına gönlünü kaptırıyor. Lan ne yapayım? Aga bir dur ya. Tamam ya. Bu senaryoyu nasıl yazmaya başladın? Tamam özgürlükçüyüz. Tamam farkındasın. Bir dur, hepsini karıştırma. Ayrı ayrı böl. Hepsini aynı anda bana sokmaya çalışma ya. Şimdi şeyin değiştiği gibi, hani medyanın, müziğin değiştiği gibi bizim sosyal medya da kendi içerisinde artık evrimlerine başladı. O kadar oldu yani sosyal medya. Ben ilk başladığım zaman Orkunlarla falan bizi böyle toplayıp YouTube markaları da toplayıp beyler bakın bunlar yani bunlar da adam olur. Bunlara reklam meklam verin. Sadece kedi videoları yok mu YouTube'da diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada hani sosyal medya kendi içinde birkaç tane evrim yaşamaya başladı. Farklı platformlar, farklı fraksiyonlar. Tabii hocam. Şimdi mesela buradan 50 tane kısa video çıkar mesela. Evet. Biz yapmasak da çıkar yani. Evet. İnsanlar yapar. YouTube'da da tuttum mu böyle uzun muhabbet tutuyor. Şimdi biz de sohbet ettik. Arada birkaç tane de tabii mola da verdik. Molada konuştuğumuz şeyler var. Şimdi konuştuğumuz şeyler var. Ben daha çok mesela bu tip sohbetleri alıyorum. Arka planda YouTube Premium var. YouTube'a para ödüyor. Arka planda bunları antrenmanda falan da dinliyorum. Ya da bir iş yaparken trafikte falan dinliyorum. Çok hani inşallah insanlar da hani bizim burada aldığımız lezzeti almışlardır. Abi şöyle seviyorum. Söylüyorum. Ben acayip keyif alıyorum tabii ki sizlerle konuşmaktan. Zaten bu proje de böyle başladı. Yani birbirimize muhabbet ederken keyif aldığımızı gördükten sonra bir de aynı frekansla belki aynı paralellikte aynı ortak düşüncelere sahip insanlar olmamızın da bunda etkisi var. Biz keyif alıyorsak eminim insanlar da bir şekilde keyif alır. Ha bu ne kadar insana dokunur? Bizle aynı paralellikte olabilen ne kadar insan vardır yoktur onu bilmiyoruz ama sosyal medyada da eminim her şeyin bir alıcısı var abi. Ben çok seviyorum podcast dinlemeyi bu arada. Yani son zamanlarda ben diyorum ya teknolojiye böyle çok böyle kabul eden bir insan değilim ama podcast gerçekten işte böyle olsun abi teknoloji. Eskiden bizim zamanımızda radyo tiyatroları vardı. En büyük keyfimdi böyle o zaman haftanın bir günü bir saatte bir radyo tiyatrosu o iki kişinin, üç insanın, beş insanın muhabbetini dinlemek çok keyifli. Bir de o bir seri şeklindedir, dizi şeklindedir. Artık karakterlere de alışırsın. Böyle sanki onlar senin evinin içinde oturan, böyle sen böyle bir iş yaparken onu orada dinlerken gülümseten şeyler. Podcast da bana bunu şey yapıyor. Hele bir de alıştığım, sevdiğim adamlar olursa var ya o saatten sonra o adamın muhabbeti. Aralarındaki o... Hocam senin sohbetin, sonun sohbetin her zaman sarıyor. O yüzden buna Bob Show diyelim. Bob Show. Bob Show. Talk Show gibi Bob Show. Dinleyen dostlarımızın da hani... Teşekkür ediyoruz bizi tercih edip dinledikleri için. Tabii yorumlarda da fikirlerini belirtsinler. Hiç spor konuşmadık mesela bu kadar sohbet ya, ettik. Ya bu arada konu şöyle gelmedi. Bizim zaten olayımız sohbet edebilmek. Biz yani herhangi bir biz şu anda kahve içiyoruz. Atıyorum kahve üzerinde de bayağı büyük tefekkürlerde bulunabiliriz eminim. Yani kahve üstüne de konuşabiliriz. Bunu tabii kendi anlatımımızca, kendi dilimizce, kendi böyle ortak böyle aramızdaki konularla da bağlaştırarak işte spordu, müzikti vesaireydi onlarla da harmanlayarak da konuşabiliriz ama bir kahveden bile
çok güzel muhabbetler çıkabilir. Önemli olan zaten bunları birlikteliği bir araya getirmek. Onlar bize söylesinler. Varsa mesela merak ettikleri sonunda ya şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, şu hakkında ne düşünüyorsunuz, onlar da bize feyiz olabilir, bize fikir de verebilirler. O konularda da gerçekten böyle konuşmak, sohbet etmek isteriz. Maksat bir araya gelmek. Bu ilk programımız. Eminim program sayıları arttıkça, eminim onlar da yani takipçilerimiz de bu işe ortak olunca çok daha keyifli, çok daha güzel programlar da olacaktır. Ben zaten sizinle muhabbet etmek ayrı bir keyif. Bir de takipçilerimizin de, ben hep şunu gördüm, hep söylüyorum yani, ağır sağlamla takipçilerimiz ortak paydada. Yani ben beni takip eden adamlara bakıyorum, hepsi sizi takip ediyorlar. Ya sizi takip edip de bana gelen sonradan adamlar var. Onlar da aa hocam gerçekten sen de çok keyiflisin falan. Yani seviyorlar. Çok farklı başka tarzlardayız. Yani hayat görüşlerimiz de belki farklı ama takipçilerimizde ortak büyük bir payda var yani. O kesişen gibi. Evet. İTÜ'de tabii İTÜ'de de bir söz vermiştik. Sözümüzü de böylece aslında tutmuş olduk. Tabii Yüksel yoktu İTÜ'de. Yüksel yoktu. O konuya bir açıklık getirelim abi. Mısır'da ne yaptın? Bize Mısır macerandan biraz bahseder misin? Güzeldi hocam. Yani şöyle aslında hani kuzenimin planıydı. Ben de hani onunla tatile kaç senedir gitmiyorum. Bir de ben çok tatil yapan bir insan da değilim. Yani hani işimle gücümle kendi bizim işe denk geldi. Aynen denk geldi. Bir de çok da önceden planlandı. İTÜ bir anda çıkınca hani dedim hani bunun bir şey yapabilir miyim? İTÜ bir buçuk ay evvelden belliydi. İşte benim... Biz son gün öğrendik Yüksel'in. Seyahatim aylar öncesinden belliydi. Şey yaptık hocam, bir kültürü görmüş olduk. Mısır kötü bir yer değil ama Türkiye'ye ekstra bir şükretmek gerekti. Turist için çok keyifli olabilir turist ama tehlikeli çok, olabilir. Abi geçen bir turist kaplan köpek balığı tarafından yenildi işte. Yani YouTube'da bütün şeylerde izlenildi. Adamı canlı canlı yedi bir de ya. Feci korkunç bir olaydı. Ya bildiğin yavaş yavaş yavaş... Ya artık çağımızın gerekliliği olarak da herkes de kenarda. Abi bildiğin kıyıda. Kıyıda limanın içinde. Adam tak tak herkes böyle kamera. Yani olayı 25 farklı açıdan izledim. Yani kaç kamera çekmişse abi. Sürekli farklı farklı açıdan. Adam bağıra bağıra kaplan köpek balığı tarafından öldürdü. Acaba tam nerede? Çünkü bizim gittiğimiz denizde o Kızıldeniz tarafında. Cami var ya. Ne bileyim bana ben. Hafta sonu böyle kafası atıp Mısır'a giden sensin. Onlara sen söyle. Keops'un oradan döneceksin. Bu arada... Musa'nın yürüdüğü yollarda... Açılmazsa asayı vur bir kere. Bak şimdi linç yeriz. Bak linç yeriz. Rahat hiç böyle Musa asa işlerine girmeyelim. Yani en ufak diyorum ya bizim halkımız alıngan. Bir de hassas konular şimdi. Onlara da hak vermek lazım. Ama biz tüm iyi niyetimizle yani herhangi bir dalga geçmek amacı vesaire yapmıyoruz. Ama şeyi merak ediyorum. Hani biz böyle sürekli o piramitleri görüyoruz ya o... Üç büyük piramidi vesaire. Onlar artık tamamen çölün ortasında değil, bildiğin şehrin içinde. Yok yok, direkt onlar tamamen Kahire'de. Kahire çok da kalabalık böyle yoğun bir şehir olduğu için orada yani piramitlerin zaten... Piramidin yanında bakkal var mı yani onu soruyorum. Yok yok, biz direkt piramitlere gidemedik çünkü çok uzun bir uçuşumuz var. Şöyle bir problem de var, bulunduğumuz yerle Kahire arasında da iyi bir çöl var. Orada çölün içerisinde safari falan yaptık. Onlarda sıkıntı yok ama... Ne gördün çölde? İşte bedeviler. En azından devesini göreydin hayvan olarak. Mars gibi bir yer hocam. Hani şey gibi düşün. Sanki böyle dünyada bir yer değil gibi. Çünkü hiçbir bitki yok. Hiçbir halt yok hatta yani. Her yer dümdüz. Böyle bir sürü taş, toprak, topraklar. Mısır renkli. Ne kadar ulaşılmazsa adam için Mars'tan tarif ediyor. Mars gibi düşün. Mars yani. Şimdi Mısır'ı hiç görmedi ya. Şeyden aklına gelsin. Mars. Bizim Mars ya. Ama yakında bizim Mars olacak gibi duruyor. Öyle gözüküyor. Yani ne yap? Bir şekilde oraya bir koloni kuracaklar gibime geliyor. Yani tek eksikleri şu an oksijen. O da önemli bir detay. Büyük bir ihtimal. Şey enteresandı. Bir tane bitkileri var. Mangrove sanırım. Aynen. O Kızıldeniz'de denizin geldiği tuzlu suyu alıyor. Belli bir aralıkta böyle adacıklar oluşmuş. Hiçbir bitki yok. Oraya bir gidiyorsunuz. Yeşillik böyle. Bir sürü yeşil bitki bir arada. Oradan tuzlu suyu alıyor. Arka tarafa tatlı su olarak çıkarıyor. Ve senin böyle bir anda çölün orada bir yerde içebilecek su kaynağın oluyor. Çok güzel. Yani mesela böyle mucizeler gördüm işte. Evet. Güzel. İyi bir dahaki artık. Bir sonraki Kamboçya. Belki. Hadi bakalım Yüksel'le gezelim görelim. Gittiği yerlere bize şey yap yani. Hiç de bir şey de göstermedi gerçi bize daha da. Resim mesim yok mu? Var var şey mercan resimleri var gösteririm size. Daldın mı? Tabii.
Aa, var mıdır öyle o olayların dalmatma? Ya mercan, ya dikkat et bak. Mısır'da dikkat et işte, bu dalışlar malışlar. Çok sıkıntı. Bu olay ilk olay da değil yani. Bizim daha önce de oldu böyle. Daldığımız yerde imkanı yoktu öyle bir şey olmasının bana kalırsa. Çünkü böyle biz, yani nasıl bir şey biliyor musunuz hocam? Orası da çok ünlü bir yermiş. 20 tane gemi böyle sanki çıkartma yapmaya gidiyoruz bir yere yani hep beraber. Benim dediğim olay marinanın içi liman. Gerçi doğru yani, o da var. Limana gelmiş. Çünkü şöyle, dünyanın dengesini acayip değiştirdik abi. Kimin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Yani bir ellerini yıkayayım diyorsun, oradan bir çekiçbaş köpek balığı elin yarısını böyle gelir. Nerede şöyle bir abdest alayım derken nereden ne çıkacağı hiç belli değil yani. Hakikaten dünyanın dengesini değiştirdik. Ayılar artık şehirlerde geziyor vesaire. Yani o yüzden dikkat edin. Artık Yüksel bizi sattı ama biz İTÜ'deki sözümüzü satmadık. Sözüm var. Ben bir de İTÜ'den de birkaç insanla da konuştum, daha sonra denk geldik. Hepsine de söyledim. Bir daha böyle bir şey olduğunda hiç şeyim yok. Belki kaçarıyor. Belki bitti. Evet. Kredim bitti. Belki programa da insanları davet edebiliriz hocam. Şöyle yapalım. Bakın gerçekten diyoruz ya, yani biz takipçilerini gerçekten çok da seven, onlarla da zaten bu birlikteliği yaşamak isteyen bir kitleyiz. Ben de, siz de öylesiniz. Bence buraya takipçilerimizden en azından bir kuble, bizlerle bu sinerjiyi, bu enerjiyi yaşayabilecek olan bir kuble, bir takipçi grubu alalım. Alalım, evet, alalım. Bence de net. Alalım. Evet. Bu organizasyonu toplarız. Tamam. Bunun artık ekstra bir keyif olur. Sizde organizasyonu. Kim gelecek? Kim bitecek? Ne oldu? Bu videoya gelen tepkilerden, geri bildirimler, mesajlardan doğru. Biz ayıklayıp toplarız hocam. Okey, tamam, bir sonraki çekimimiz. Hocam ağzınıza şey sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayağına sağlık. Sabahtan beri buradayız. Hava kararmaya başlamış. Arkadaşlar, bütün gününüzü kilitledik. Sabah da antrenman yaptık. Yok, benim zaten güzel keyif bu. Yani çok benim bir günüm böyle. Siz ne olacak? Siz olmasanız ben yine burada oturacaktım. Kahvemi içecektim vesaire. Siz geldiniz, muhabbet ettik. Yine gelenim gidenim olur da sizlerle tabii ayrı bir muhabbet. Ayrı bir sağ olun, sağ olun, var olun hocam. Çok sağ olun. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz buraya kadar bizi dinlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyoruz tabii. İlk defa böyle bir talk show yaptık. Adana'da Bob Show dedik. Yorumlarınızı okumak istiyoruz. Başka bir içeriğimizde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Eşeğe doping gibi diye.